güzel bir bisiklet. Üstelik en sevdiğim renkte. Baba baksana, kornası da var. Teşekkür ederim baba. Çok iyisin. Bisiklet senin değil kızım. İç çay için aldım. Bisiklet İtcan'ın mı? Hı hı. Bu bisiklet İtcan'ın canım. Şiir yarışması için çok çalışmıştı. Ben de ona bir hediye aldım. Baba, ben bu bisikleti istiyorum. İtcan'a benim eski bisikletimi verelim. Ah Tapasya. Çok ayıp. Bu hediye başkasının canım. Kimsenin hediyesini istememelisin. İtça bu şiir yarışması için çok çalıştı hayatım. İtça bunun için gerçek bir emek harcadı. Bisikleti hak etti. Öyle değil mi? Sen de bir yarışmayı kazandığın zaman sana da böyle güzel sürprizler yapacağım hayatım. Hı? Ama bu bisiklet İtça'nın. Ona vereceğiz. Anladın mı canım? İtça'ya yeni bisiklet almanız güzel. Ama kızınız için de bir tane bisiklet alamaz mıydınız? O daha çocuk. Arkadaşı yenisine binerken o eskisini mi kullanacak? Yazık değil mi? Teyze, Tanrı'ya şükür kızımız ne isterse alabiliriz. Tapasya da o ne isterse alacağımızı biliyor. Ama o da bizi anlamak zorunda. Belki siz kendinizi kötü hissedeceksiniz ama... Bizim kızımızın da maalesef söz dinleme konusunda sıkıntıları var teyzeciğim. Kendi kızım için en iyisinin ne olacağına ben karar veririm. İtça, bak bu senin hediyen. Tapasya ve babası senin için aldı. Bu benim mi şimdi? Hı hı. Şiir yarışmasında çok çalıştın ve bunu hak ettin. Gerçekten mi? Hı hı. Otur hadi İtça, bin bakalım hadi. Ama ben bisiklete binmeyi bilmiyorum. Sorun değil. Ben sana öğretirim. Önce eli buraya koyuyorsun. Çok güzel. Diğer eli şu tarafa. Aferin. Dikkat et, dikkat et. Çok güzel. Evet. Evet. Harika. Aferin sana. Hadi bakalım dikkat et. Sür, sür. Evet, evet çok güzel. Hadi. Hadi, hadi. Evet. Öğrendin işte. Bu kadar. Evet. Harika, harika. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise